Değerli izleyenler, Erdoğan'dan Aliyev ve Putin'i sakın arama uyarısı iddiası. Evet, bu iddia doğru diyoruz çünkü öyle olduğuna inanıyoruz. Nedeni şu: Sayın Aliyev, evet Lavrov'un cümleleri vardı, mesaj vermişti Aliyev'e. Evet, o mesajı bir hatırlayalım. Şuşa beyannamesiyle birlikte Azerbaycan ve Türkiye'nin farklı bir yola girdiği görülüyor. Lavrov'a da Türk üslerinin Azerbaycan'da ve Şuşa'da olacağıyla ilgili soru yönetilince Lavrov sinirleniyor. Dedikodular üzerinde hareket etmem derken Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın uçakta ve daha sonrasında askeri üsle ilgili Azerbaycan'da askeri üsler de kuracağız açıklamasını es geçiyor. Yani Lavrov'un işine gelmiyor. Ama Lavrov daha sonra öyle sözler söylüyor ki evlere şenlik. Lavrov, Azerbaycan'da Türk askeri üsleri kurulabileceğine dair haberlerle ilgili bu konuyu istişare etmedik, söylentileri yorumlamıyoruz şeklinde geçiştirmeye çalışırken demin de dediğim gibi en üst perdeden yapılan açıklamalar es geçip için içeriğine girmiyor. Lavrov bir taraftan da diyor ki Aliyev, Putin'i bir ara bakayım. Evet ama altından sopa gösterme. Yani Putin'den mi izin alacak Lavrov? Bu nasıl bir çirkin ifade? Bu nasıl uygunsuz bir ifade? Bu nedir Ermenistan sevgin? Bu nedir senin? Evet bu nedir senin Harut Yunyan sevgin? Evet her şeyin farkındayız. Aliyev'e aba altından sopa gösteriyor. Diyor ki Putin'i bir araması lazım. Putin'le bir görüşsün. Yani Putin'e Şuşa beyannamesini mi arz edecek? Veya Putin'e askeri üsleri sen emredersen kuracağız. Emretmezsen kurmayız mı diyecek? Sen gidip Ermenistan'ın her karışına askeri üs kurdun. Azerbaycan'ın sınırlarına, evet askerlerini kaydırdın. Azerbaycan'a mayın haritalarını vermedin be Lavrov. Mayın haritalarını senin askerlerin aldı. Neden senin askerlerin Rus sulh gücüymüş? Gidip mayın haritalarını alıyor. Nasıl sulh gücü ki bu? Karabağ'da mayın haritalarını Azerbaycan'a vermiyor. O zaman nereden sulh gücü oldu bu? Geçin bunları Lavrov. Her şeyi yap. Ermenistan'ı destekle. Ordusunu yeniden onarmak için yardım yap. Silah yolla. İran üzerinden silah geçir. Hava üslerinden git. Silah taşı. Daha sonra da Türkiye üs kuracak Azerbaycan'a deyince Aliyev ve Putin'i arasın. Bu çirkin ifadeyi Lavrov'a geri iade ediyoruz. Putin'in niyeti belli. Evet, önce bir soğuk rüzgarlar estirip ekibini konuşturacak. En son Şoygu'yu tehdit için yollayacak. Daha sonra bu tehditleri alan Aliyev kendisini arayacak. Bu döngüye alışmış. Evet, bu döngüye alışmış. Daha doğrusu Aliyev aradığında önce telefona çıkmayacak. Daha sonra ara denecek. Aliyev bir daha arayacak. Yine çıkmayacak. Daha sonra ara denecek. Ben size Kremlin usulünü anlatıyorum. Kremlin'in ezberlediğimiz, Putin'in ezberlediğimiz usulünü anlatıyorum. Putin artık farklı davranmıyor. Hep aynı stilde. Nazlı bir gelin gibi telefonlarla kendisini aratacak. Ne olacak daha sonra? Aliyev'e döktürmeye başlayacak. Ben şunu yaparım, ben bunu ederim, ben şunu ederim demeye başlayacak. Evet, aynen bunları söyleyecek. Türk askeri orada üs kurarsa sana saldırırım belki diyecek. Belki bundan önce veya telefon görüşmesi sırasında Hazar Denizi'nden füzeleri ateşleyecek. Bunlar ihtimal dahilinde. Ne demişti Peskov? Hatırlayalım isterseniz. Çok iyi Türkçe bildiği bilinen, Türkiye'yi çok iyi tanıyan, Türkiye'ye memurluk yaptığı zaman evini geçindiremediğinden araba satan, araba alıp ticaret yapan Peskov Türkiye'den çok para kazandı. Ama aynı Peskov, Türkçe'yi çok iyi bilen Peskov umarım yayınımızı izler. Evet, aynı şu cümleleri kullanıyor. Türkiye'nin askeri üsler kurabileceğine dair haberleri dikkatle takip ettiğini, bunun Moskova'nın ulusal güvenliğini sağlayacak önlemler alması için gerekçe teşkil edeceğini söyledi. Aman Allah'ım, lafa bakın. Demek ki Ruslar hala bizimkilere güvenmiyor. Aynen, düşünün. Yani diyor ki sen benim aslında hasmımsın ve benim güneyimde üs kurup bana tehdit oluşturuyorsun. Yani bu yeni dünya düzenine, yeni dünyadaki Turan düzenine alışacaksın Peskov. Türkçen çok iyi.
ve bizim yayınlarımızı da takip etmeni isteriz. Nasıl Türkiye askeri üsler kurabileceğine dair haberleri dikkatle takip ettiğini, bunun Moskova'nın ulusal güvenliğine evet tehdit gerekçe olduğunu belirten Peskov, demek ki serbest kürsü izliyor. Evet, düşünün, serbest kürsü izliyor. Erdoğan, eğer Aliyev'e bu yönde bir telkinde bulunduysa bunun olacağını ihtimal veriyoruz, güçlü ihtimal veriyoruz. Aliyev'e telefonla tehditler savurarak bir şeyler koparmak ve Aliyev'i Şuşa beyannamesinde vazgeçirtmeye çalışmak, Türk askerlerinin asla Azerbaycan'da olmayacağını açıklatmak için tehdit furyası başlayabilir. Evet, yapılan bu tehditlerden sonra tabii ki botokslarıyla pek gülemeyecek olan neşeli bir yüze sahip olacaktır Putin. Ve böylece tabii ki diyecektir ki yine tehditle işi hallettim. Savaşmadan hallettim. Karabağ'a özellikle askerlerini yaptığı bir telefon ve attığı iki füzeyle yaptıran Putin'in bu konuda neler yaptırmak istediği ortada. Evet, telefon bekliyormuş. Aliyev'in telefon etmemesi, Erdoğan'ın böyle bir tehditte bulunduysa çok da isabetli olduğunu düşünüyoruz. Aliyev'in özellikle telefon ederse bundan sonraki süreçte Azerbaycan'ı esir alacak yeni direktifler, yeni telkinlerin gelme olasılığı da yüksek. Şu anda hiç görüşmemek en iyisi. Çünkü Türkiye'nin, Pakistan'ın, Katar'ın ve özellikle Katar, Türkiye ve Pakistan'ın savaş uçakları büyük bir gövde gösterisi yapıyor şu anda Konya'da. Yani her şey hazırlıklı. Hazar Denizi'nde Azerbaycan Deniz Kuvvetleri kendi imkanlarıyla gidip eğitim tatbikatı yapıyor. Ruslara güvenmiyoruz. Ruslar nasıl bize güvenmiyorsa biz de Ruslara güvenmiyoruz. Yani Putin'e hiç güvenmiyoruz. Putin'le yapılacak telefon görüşmesi Azerbaycan'a üzüntü getirecektir. Putin'le yapılan bir görüşme Azerbaycan'ı üzecektir. Bunları bildiğimiz için diyoruz ki lütfen dikkatli olalım. Bunları bildiğimiz için diyoruz ki lütfen fırsat vermeyelim. Türkiye çok daha günlere, evet çok daha güçlü günlere gelecek. Türkiye artık bundan sonraki süreçte çok daha güçlü günlerde önemli, evet önemli bir adım olacak. Evet, Aliyev'in özellikle Putin'le yapacağı görüşme çok çetin geçebilir ve sinirli bir ortamda geçebilir. Bu yüzden hızlı ve seri adımlar atmak ve olası hamlelere karşı dikkatli olmak zorundayız. Aliyev'in bu aralar Putin'le görüşmemesi çok önemli. Hazırlık yapmamız lazım. Askeri yönden hazırlık yapmamız lazım. Sanayi ve ekonomik yönden güçlü olmamız lazım. Ve Putin'in hamlelerine karşı kolay lokma olmamamız lazım. Evet Sayın Aliyev, iyi gidiyorsun. Putin'i arama, sakın arama. Evet değerli kardeşlerim, yayınımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki programa kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.